Herkese yeni bir videodan merhaba. Hem uçuğumdan merhaba hem de benden merhaba. Sanırım biraz şu an kameranın ışığı çok fazla açık. O yüzden göz altlarım çok beyaz duruyor. Ama aslında böyle değil, haberiniz olsun. Dudağıma da şu parlatıcıdan başka, bu aslında bir balm. Bundan başka bir şey süremiyorum. Neden? Çünkü dudağımda İki tane yan yana uçuk çıktı. Bir göze tamam. Hani bir tane göz değer, onu anlarız. Ama bu ne ya? Bu ne? Bununla nasıl başa çıkacağım artık bilmiyorum. Bugün arkadaşımla sohbet ediyoruz. Çok komik bir olay gerçekleşti ve güldüm. Gülünce uçuğum patladı ve kanamaya başladı bir anda. Tek dileğim bir an önce şu dudağımdaki lanet şeyden kurtulmak. Evet, bugünün konusu şapka kombinleri. Daha doğrusu nasıl şapkalar kullanıyorum ve kullandığım şapkaları nasıl kombinliyorum? Size biraz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü şapka aslında çok güzel bir aksesuar ama çoğu insan şapkayı nasıl kullanacağını bilmediği için ya da sporla kombinledikleri zaman abes kaçtığını düşündükleri için ya da şıkla kombinledikleri zaman fazla kaçtığını düşündükleri için şapka kullanmaktan kaçıyorlar. Ben de buna hiç gerek olmadığını kombinlediğim şekilde göstereceğim size. Bu arada saçlarımı boyattım. Farkındasınız değil mi? Doğal haline geri döndü. Çok mutluyum. Uçlarında da biraz böyle renk şeyleri var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama yani bu haliyle gerçekten çok fazla mutlu ve memnunum kafamdan. Şurada kulaklık var, farkında mısınız? Şu an hani öyle bir şey yapıyorum ki ne diyeceksiniz bilmem. Aslında bunun belli olmasını istemiyordum ama şu an belli oldu. Yapacak bir şey yok. Madem göstereyim. Bir yandan video çekiyorum. Bir yandan da burada Müge Anlı oynuyor. Onu dinliyorum. Ya ne yapayım ya? Çok seviyorum Müge Anlı'yı ya. Instagram'ı da yok ki takip edeyim. Keşke böyle günlük hayatını falan anlattığı, günlük hayatından bir şeyler paylaştığı bir hesabı olsun. İnşallah bu videomu görür. Nereden görecekse. Çok seviyorum. Beni programına falan davet etsin. İzleyici olarak gideyim falan. O derece çok istiyorum ya. Of, bayılıyorum ya kendisine. Bayılıyorum. Bir idolüm. Bir insanın idolü Müge Anlı olabilir mi? Pes. Neyse, çok fazla uzatmadan önce şu zamana kadar hiç kullanmadığım bir şapkayı göstereceğim. Bu şapkayı neden kullanmadığıma gelirsek cesaret edemedim çünkü. Şapkanın modelinin adını bilmiyorum ama şu anda bayağı meşhur bir model. Herkesin de kafasında görüyorsunuzdur zaten. Beyaz bir şapka olduğu için ışık gidiyor sürekli ama dur bakayım yakışacak mı? Cesaret edemedim ve kombinleyemedim. İnsanlar da görünce güzel oluyordu. Ben neden şu anda Müfettiş Gadget'a benzedim onu da anlamış değilim. Bununla ilgili bir kombin örneği gösteremeyeceğim size. Çünkü hiç fotoğraf çekilmedim. Çünkü hiç kombin yapmadım şu zamana kadar. Ama güzelmiş. Bunu gri bir eşofman takımı ve bol bir kürkle kombinleyebilirim aslında. Hatta gideceğim tatilde bunu valizime atacağım. Güzel bir şapka. Deri beyaz bir şapka. Beğendim. Ama cesaret edemedim. Neyse, Türkiye'de garip karşılanır da yurt dışında karşılanmaz herhalde. İlk orada kombinlerim. İkinci şapkam. Bunu çok fazla merak ediyorsunuz ve nereden aldığımı da sürekli soruyorsunuz. Bu bir kalpak şapka. Tüylü tüylü böyle. Bayağı sevdiğim bir şapka. Takayım bakın görün. Böyle bir şapka. Çok fazla severek kullanıyorum ben de. Zaten yumuş olan her şeye hayranlığım var. Bu şapkayı çok fazla kombinledim. Hem sporlarda hem şıklarda hiç abes kaçmıyor. Eşofman takımlarıyla değil de daha çok böyle sweatshirt tight'larda yine paltolarla ya da kürklerle çok güzel bir görüntü oluyor. Bu şapka benim bayağı sevdiğim şapkalarda. Zara'dan almıştım bunu. Söyledim mi bilmiyorum ama tekrar söylemiş olayım. Bunu Zara'dan almıştım. 3 sene önce, şu anda var mı modeli bilmiyorum ama farklı markalarda bu modeli bulabilirsiniz. En sevdiğim modellerden birine daha geliyoruz. Kasketler. Bunlardan vazgeçemiyorum. Bunu Trendyol'dan almıştım galiba. Evet, Trendyol'dan almıştım. Şöyle bir takayım, modelini göstereyim size. Nasıl kombinlediğimi falan göstereyim. Bu şekilde duran bir şapka. Açıkçası bu modelin yakışmadığı insan görmedim. Yandan şu şekilde duruyor. Önden de bu şekilde. Hem şık hem sporlarda kombinleyebilirsiniz. Fakat ben hiç böyle eşofman tarzı ya da çok fazla basic bir tarzda kombinlemedim. Genelde blazer ceketlerle falan kombinliyorum bu şapkayı. Çok da sevdiğim bir model. Şuralarda bir yerde zaten şu anda kombinlediğim hallerini görüyorsunuzdur. Bayağı seviyorum bu şapkayı da. Bunun bir de bende kareli olanı ve kaz ayağı desenli olanı var. Onları da... Ah, şunu bir çıkartayım, saçım öyle kalacak ya. Onları da göstereyim. Kaz ayağı desenli olanı bu. Bunu Cup.com diye bir internet sitesi var. Oradan almıştım. Bu model de benim çok fazla sevdiğim modellerden biri. Nasıl kombinlediğimi de
şu anda yanda bir yerde görüyorsunuz. Yine aynı desenlerde bir etekle birlikte kombinlemiştim. Bence çok şık bir şapka. Yani bu tarz şapkaları aslında kombininizi hem farklılaştırmak için kullanabilirsiniz hem de daha dolu dolu göstermek için. Aslında kombinlerinize kattığınız ufak tefek detaylar kombininizi daha vizyonlu ve daha uğraşılmış gösteriyor bence. O yüzden ben bu şekilde ufak detaylara çok önem veriyorum kombinlerde. İşte fotoğraf çekilirken gözlük takmaya çalışıyorum. Bu bir emektir bence. Şapka takmaya çalışıyorum. İşte bir şekilde florla destek vermeye çalışıyorum. Kombin daha dolu duruyor anlayacağınız. Aynı modelde bir de söylediğim gibi bu şekilde kareli bir model var. Bu şapka diğerleri gibi burası katlanmıyor. Daha casual ve daha spor bir şapka aslında. Bunu daha çok eşofmanlarla falan kombinlemeyi seviyorum. Ama fotoğrafım yok. Yani gösteremeyeceğim size. Ama dediğim gibi artık bu klasik eşofman takımları var ya, bol bol, bu daha boyfriend tarzında bol eşofmanlar, bol işte sivetler vesaire. Onlarla kombinlemeyi çok seviyorum bu şapkayı da. Tek renk giyinip kafama da bunu takıyorum. Muazzam. Bu arada bunu da Trendyol'dan almıştım. Hala var mı bilmiyorum ama bir inceleyip bakabilirsiniz. Belki de vardır. Yandan bu şekilde duruyor. Önden de bu şekilde. Konsürton şeklinde giyinmeyi çok sevdiğimi artık hepiniz biliyorsunuz bence. Yani YouTube'dakiler değilse de Instagram'dakiler kesin biliyor. Bunu bu şekilde takılıyor bu arada. Arkası biraz daha yukarıda duruyor. İndirmek isterseniz böyle durur ama burası havaya kalkıyor. Ben böyle kombinlemektense şu şekilde kullanıyorum. Tam böyle kafanızın üstüne oturtuyorsunuz yani. Kırmızı bir kürkle kombinlemiştim. Aslında bayağı da hoşuma gitmişti yani. Bayağı da sevmiştim. Bunun ışığı mı gidiyor? Daha demin ışık gitti galiba. Galiba yine gitti. Yes. Bu şapkayı ben kırmızı bir kürkle kombinledim. Gördüğünüz gibi. Tek renk giymeyi çok seviyorum. Ama buradaki siyah zincir detayı sayesinde aslında bunu simsiyah giyinip de kombinleyebilirsiniz. Bence iki şekli de bayağı güzel olacaktır. Şapkamız önden bu şekilde duruyor. Yandan da bu şekilde. Bu arada bunu da kapin.com'dan almıştım. Kapin'in şapkalarını bayağı beğeniyorum ama. Bayağı güzel şapkaları var. Bakmanızı öneririm diyebilirim. Senin ışığın azalıyor. En çok sevdiğim şapka modellerinden biri de bu Fransız model olanlar. Bunu bayağı bayağı fazla kombinliyorum. Nasıl taktığıma gelirsek... Yes, bu şekilde. Burayı biraz daha indiriyorum. Burayı iyice böyle yapıştırıyorum. Böyle yana doğru kullanıyorum. Çok böyle Fransız modeli, aynı zamanda böyle matmazel, işte madam, böyle o havalara falan giriyorsunuz yani. Çok güzel bir şapka. Bunun bir de kırmızısı var bende ama bunu daha hiç açmadım. Hiç kullanma fırsatım da olmadı. Bakalım tatile gittiğim zaman ilk defa orada kullanacağım. Bu da bu şekilde. Kafamdakinin kırmızısı. Nasıl duracağını merak ediyorsanız onu da takayım. Bu şekilde de kombinleyebilirsiniz. Bunu da farklı şekilde göstermiş olayım. Arkasını indirebilirsiniz. Yukarıda böyle köşelerini toparlayıp şu şekilde kombinleyebilirsiniz. Yani ben kombinlediğim zaman bu şekilde takarım herhalde diye düşünüyorum. En sevdiğim kullanış biçimi bu çünkü. Gözüme bir şey girdi galiba. Haydi çık. Ya girdin biliyorum işte, hissediyoruz. Allah Allah. Çık. Heh. Bunu nasıl kombinlerim? İlk defa burada taktığıma göre bir örnek vermem gerekirse bunu da beyaz bir kürkle ya da siyah bir kürkle kombinleyebilirim. Ama kırmızıyı ben siyahtan çok beyaza daha çok yakıştırıyorum. O yüzden bununla göreceğiniz ilk fotoğrafım muhtemelen bembeyaz giyinmişken olacak. Bu şapkayı da çıkartıyoruz. Geriye yalnızca bu tarz şapkalarımız kalıyor. Bunları da zaten ne giyiyorsanız giyin her şeyle kombinleyebilirsiniz. O kadar rahat, o kadar casual, o kadar güzel şapkalar ki bir kere üşütmüyor. Diğerleri üşütüyor ama bu üşütmüyor. Önemli olan üşümemek. Siz benim Roma'da nasıl gezdiğimi biliyor musunuz? Üzerimde 3 tane dış giyimle gezdim. Ve hava aslında kaç dereceydi? 8 dereceydi. Üzerimde 3 tane dış giyip içimde 2 kazakla gezdim bütün Roma'yı. Ama bunun tek bir kötü yanı var. Bence bu benimle ilgili bir sorun galiba. Böyle de balıkçı nebat. Ben böyle takmayı daha çok seviyorum. Normal haline getireyim. Çok seviyorum ama bu galiba bana özel bir şey. Bu şapkalar benim alnımı çok kötü kaşındırıyor. Yani alnımı kaşıya kaşıya bir hal oluyorum. Çıkarttıktan sonra da böyle sanki isilik dökmüş gibi bir hale falan geliyor. O halini sevmiyorum işte bu şapkaların. Ama sıcacık tutuyor.
Önemli olan zaten kulakların üşümemesi. Bu şapkayı da çıkartıyoruz. Saçımızı düzeltelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ha, artık Müge Anlı'yı kendi gözlerimle izlemeye başlayacağım. Şu anda sadece dinleyerek katılmaya çalışıyorum. Videoyu kapattıktan sonra hemen geçen bilgisayarın başında bir Müge Anlı'yı izleyeceğim. Şapkalarımın nereden alındığını çok sorduğunuz için bu soru tabii ki Instagram'dan geldi. Ben de dedim ki bunun bir videosunu çekeyim, nasıl kombinlediğimi de anlatayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle sürekli kendimle ilgili bir şeyleri videoya çekmeye çalışıyorum. Çünkü benim neyi nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Yani bu kanalda bana ait şeyler olsun istiyorum. Siz benim bir şeyleri nasıl kullandığımı, nasıl yaptığımı, nereden aldığımı merak ettikçe ben bunların videosunu çekmeye devam edeceğim. Eğer varsa aklınıza takılan, nasıl yaptığımı ya da nereden aldığımı ya da nasıl kullandığımı merak ettiğiniz bazı noktalar, bazı detaylar bana mutlaka Instagram'dan ya da YouTube'dan mesaj atın, yorum yazın. Hepsine cevap vermeye çalışırım bir video ile. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Peki şu ne? Sürekli kafam böyle oluyor. Böyle her kelimeyi söylerken böyle sallanma ihtiyacı duyuyorum. Neyse, uzatmayayım. Öptüm.